Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine bu şekilde iğneden tığ abi modeli nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Instagram üzeri bu iğne oyasını ta çevireceğiz. Benim ta çevrilmiş halide arkadaşlar bu şekilde aslına uygun olarak sizler için hazırladım. Evet. Kenarlarında aynı şekilde bademini yaptım. Ve bademden yapraklar. Ortasına da arkadaşlar bu şekilde aynı aslında olduğu gibi uyguladım. Şu şekilde de gösterebiliriz arkadaşlar. Bakın. Bir nevi birebir aynısını yaptım. Bademlerimiz, ara suyumuz yani. Yapraklarımız ve çiçeğimiz. Eğer şayet arkadaşlar şu kirpikleri size göre de uzun buluyorsanız ben bunları burada kulak çöpüyle yaptım. Siz kürdanla yapıp daha minik olmasını da sağlayabilirsiniz. Bu şekilde. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Pullarımız da var burada. Pullarımızı ortasına koyup bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde pulumuzdan alıyoruz bu düz yüzü. Şöyle ters yüzünü çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle iki pulumun arasından bakın girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 4 zincir çekerek buraya dört tane yuva yapıyorum. 4 tane zincirimi çektim. Hemen bakın yine iki pulun arasından girip buraya sık iğne ile Yuvamı sabitliyorum. Bu birinci yuva. Yine dört zincir. Dört zincirimi çektim. Ve sıradaki pulumun iki pulumun bakın bu şekilde arasından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Ve dört zincirli yuvam oluyor. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen sıradaki iki taşın arasına girip Evet arkadaşlar bu şekilde dört tanesini yaptık iki tanesini de bu şekilde yaprak için ayırdım 4 yuva iki tanesini boş bırakıp dönüyorum hemen yuvamın içine girip bir tane buraya sık iğne yapıyorum bir zincirle bir sık iğne yaptım şimdi arkadaşlar bir zincirimi çektim ipimi uzatıyorum bu şekilde ipi uzattım hemen arkadaşlar kulak çöpümü taktım buraya bu şekilde 5 tane arkadaşlar kirpik yapıyoruz. Yuvaya gir. 1 2 Hemen aparatıma taktım. 1 2 zincir aparata taktım. Şöyle arkadaşlar. Sonuna doğru açılma olmasın diye sıkı sıkı yapın. Şöyle kontrol edin. 1 2 zincir 4 bu şekilde 1 2 zincir 5 her yuvaya bu şekilde arkadaşlar 5 tane ilmek topluyorum bakın bu şekilde şimdi sıradaki yuvamın içine sık iğne ile bir geçiş yapıyorum şöyle bir zincir çektim 2 o sık iğnem bir zincir bir de üzerine bir zincir daha çekiyorum arkadaşlar şöyle aparatımızı uzatalım rahatça takalım buraya ilmek topladım bir aynı şekilde iki zincirimi çektim iki bir iki zincir üç Evet arkadaşlar inşallah güzel bir çekim yapacağız Allah'ın izniyle 4 ve 5 şöyle Beşinciyi de taktım. Aparatıma. Sıradaki yuvamın içine arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile geçiş yapıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Yani iki zincirim olmuş oldu. Bir. İki zincir. İki. Bakın şöyle arkadaşlar arkaya devrilsin. O sorun olmaz. Çünkü arkaya devrilmeyip öne kip gibi tutarsanız Buradaki sıklık buradaki daha büyük olur. Bu ilmekler küçük, bunlar büyük olur. Şöyle arkaya devrilmesine izin verin ki ilmeklerimiz aynı seviyede olsun. 2 zincir 3. Burada da ilmek sayısı da önemli arkadaşlar. Fazla çıkarsa ne yapacağımızı bilemeyiz. Eksik çıkarsa da birbirine eşit seviyede yapamayız. 4. O yüzden bu 5 ilmek de önemli yani. Yapımı kolay görüyorsunuz ama sayısını hafızada tutmak önemli. Hele bir de benim gibi böyle konuşuyorsanız hafızanız da biraz zor durur. Konuşmadan ilmek sayısını yapıp ondan sonra sohbetinize devam edersiniz. 2 zincir 2 Yani birinde 4, birinde 6 olursa hoş bir motif olması. 3 oldu arkadaşlar. 4 ve 5. Her yuvanın içine bu şekilde 5 tane arkadaşlar ilmeği topladık. Bakın. Bu şekilde 5 tane ilmeği topladım. Arkaya devrilmesine bakın müsaade ettim. Bunu arkaya devriliyor demeyin çünkü hepsinin bakın aynı seviyede ilmek olması için bu şart sonuncunun dibine arkadaşlar bir iki zincirimi çekiyorum ve şöyle plastik olduğu için gayet rahat sağlanıp geliyor arkadaşlar kürdan gibi hani tahtanın takılma şeyi yok sonra elinizde bakın arkadaşlar düzeltin kürdanımızı sağladıktan sonra arkadaşlar şöyle ters tarafına çeviriyorum iki zincir olarak bıraktığım ilmeğimi biraz uzaltıp arkadaşlar bu şekilde en son yani 5. ilmeğimin arasından geçip buraya bir sık iğne yapıp buraya tutturuyorum. Yani bir üst seviyeye çıktım. 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın burada 3 tane ortaya bırakıp 4. ilmeğimin içine. Baştakini de sayarsak arkadaşlar bu şekilde 5. ilmeğimin arasına şöyle ilmek alıp sık iğne ile bu 10 zincirimi buraya tutturdum. Birinci yuvamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci yuvaya geçmek için buradaki 5. ilmeğin içine hemen bir yanındaki yani ilmeğimin de içine sık iğne ile geçiş yaptım. Evet. Şimdi ikinci yuvamız için 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. İkinci ilmeğim için de 10 zincirimi çektim. Yine üç tane arkadaşlar bırakıyorum. Dördüncü ilmekten, tabi baştakini de saymayı unutmayalım. Beşinci sayılır. Bu şekilde sabitledim. Bakın arkadaşlar, bu da ikinci 10 zincirli yuva. Şimdi arkadaşlar üçüncü için yanından bir ilmek alıyorum. Direkt zincir çekmiyorum. Bakın diğer yuvanın ilmeğinin içinden girip sık iğne ile oraya geçiş yapıyorum. Direkt zincir çekmiyoruz. Yani burada iki tane ilmeği sık iğne ile tutturmuş olduk. 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4. arasına girip Sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Ve sonuncu, dördüncü yuvamı yapmak için hemen yanındaki ilmekten de bir sık iğne aldım. Yuvaları bu şekilde kuruyoruz. Bakın arkadaşlar. Yine 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 3 tane bırakıyorum. Dördüncünün içine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar. Yuvalarımız bu şekilde hazır. Şöyle bir zincirimi çektim, dönüş yaptım. Hemen arkadaşlar bakın. Bu zarif olan iğne yası taktiğinden yapıyorum. Yani sahte sık iğne yapıp üzerine bir zincir. Bu şekilde buraya 10 tane arkadaşlar. Ne kadar alırsa 12 tane pardon. Bu şekilde sık iğne yapıyorum yuvalarımı. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 İçinden girip tığındaki ilmeği alıyorum. Üzerine bir zincir. 8 9 10 11 10 zincirin için arkadaşlar bu şekilde 12 tane ilmek sığıyor. Şöyle bombil olursa daha güzel olur. Dediğim gibi bakın şu ara içindeki kirpiklerin daha minik olmasını istiyorsanız kürdan biraz daha sanki kulak çöpüne göre daha arkadaşlar küçük. Bu şekilde bakın ilk yuvamızı hazırladık. İkinci yuvam için hemen buraya sık iğne ile geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tığındakini fazla sıkmayalım, zor oluyor çünkü üzerine bir zincir. Bakın şunu boş bırak, bol bırakın. Onu bol bırakmasanız şöyle içinden geçerken insan zorlanıyor. O yüzden şöyle tığımdaki rahat olsun, ben de içinden rahat geçeyim. Aynı şekilde arkadaşlar buraya da 12 tane dolduracağım, aynı ilkinde olduğu gibi bu şekilde dolduralım, bitirelim. Sonra yeşil yaprak kısmına geçelim aynı işlemi tekrar size e, işlemimiz uzun modelimiz biraz uzun sürecek daha fazla vaktiniz gitmesin Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım şimdi yeşil yaprak için ters tarafına çevirdim mavinin dibinden sık iğne ile bu şekilde ipimi buraya sabitledim 4 zincirimi çekiyorum Hemen arasından yuvayla girip İlk yuvamı yaptım buraya. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen arkadaşlar. Sonuncu yere de bu şekilde sabitliyorum. Şimdi iki tane yuva için arkadaşlar şöyle ters dönüyorum. Sık iğne ile bir zincirimi buraya kapattım. Bir zincirimi çekip bu şekilde ipimi uzatıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Aparatımı taktım. Bu yuvaya 5 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. 1 2 iki zincir 2. 1 2 3. 1 2 zincir 4. 1 2 zincir bu da 5. Bu şekilde 5 tane ilmeği topladım arkadaşlar buraya. Ve ikinci yeşil yuvanın içine 1 2 zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın bunu iki katı şöyle uzun bir ip bırakıyorum ve aynı yuvanın içine giriyorum arkadaşlar. Bu ortadaki kirpiğim için bir iki zincir bunu saymıyoruz. Bu ortadaki ilmek 3 tane kirpik yapacağımız ilmeğimiz. Şimdi yine buraya arkadaşlar ikinci yuvamın içine de 5 tane kulak çöpüme ilmek toplayacağım. Evet. 2 zincir tak kulak çöpüne. 2 oldu. 2 zincir tak kulak çöpüne 3 1 İki zincir. Takdığım kulak çöpün arkadaşlar 4 oldu. Aynı şekilde 1 2 zincir 5 oldu. Evet arkadaşlar bakın 5 tane buraya 5 tane de diğer yuvaya kirpik topladım. 2. yuvadan da bir tane arkadaşlar bu şekilde ilmek çıkardım o kirpiğimin süsü için. Şimdi yine aynı yuvadan arkadaşlar 1 2 zincir çektim bu şekilde ikinci yuvanın dibine. Artık kulak çöpünü şu şekilde sağlıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde ilmeklerim oldu. Şimdi ters tarafına döndüm. İsterseniz arkadaşlar buraya zincirle çıkabilirsiniz. İsterseniz benim gibi şöyle ilmeğinizi uzatıp buraya sık iğne ile sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir. Yaprak yapım kısmına geçiyoruz. Yaprağımız biliyorsunuz arkadaşlar aynı bademden oluşuyor. Şöyle ters tarafındayız. 3 zincirden ilk yuvam. Hemen yanındaki ilmeği tutup bu şekilde kapattım. 3 zincir. Sıradaki ilmeğimi tutup 3 zincirimi kapattım. Evet arkadaşlar 5 tane kirpiye 4 tane bu şekilde yuva oluyor. 3 zincirden arkadaşlar bu 5 kirpiye 3 tane dört tane yuva yaptım pardon. Şimdi arkadaşlar bir zincirimi çekip döndüm. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 1 2 Şöyle sıkı sıkı 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki çekiyorum. Sıradaki yuvanın içine giriyorum. Arkadaşlar dişlerimdeki köprüler düştü. Konuşurken dilim sürekli dişlerimin arasına kaçıyor. Cümleler değişik çıkıyor. 3 zincirimi çektim. Bu şekilde bakın arkadaşlar. 4 olan yuvamın sayısı 3'e düştü. Hemen arkadaşlar iki zincirimi çekip dönüp ilk yuvaya bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Kesim işlemini yaptım arkadaşlar. 3 zincir hemen kapattım. 3 zincir. Evet, şimdi de yuva sayımız 2 oldu. 2 zincirle dönüyorum. Hemen yandaki sık iğneye sabitliyorum. Bakın arkadaşlar, yaprağımız bu şekilde oluştu. Ve şöyle 2 zincir çekip en sonuncu arkadaşlar yuvanın içine de bu şekilde dönüş yapıyorum. Böyle daha güzel duruyor son yuvamız. Bir zincirimi de çekip şöyle arkadaşlar ipimi kopardım. Bakın arkadaşlar yaprağımın oluşumu bu şekilde. Şöyle yakarken de arkadaşlar ucunu yakıp geri çevireceğim. Bakın sıcağıyla şöyle geriye yapıştıracağım ki şurada yanık izi fazla olmasın. Siz daha muntazam yaparsanız şimdi kameranın karşısında bu kadar oluyor arkadaşlar. Diğer yuvamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar bunu ters yüzünden yapmıştık. İkinci bademimizi de yani yaprağımızı da ters yüzünden yapalım. Bu şekilde arkadaşlar ilk kirpiğinin arasına girip sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Aynı bunda ne yaptıysam ilkinde arkadaşlar. Burada da üçer zincirli 5 kirpiğe 4 tane yuva yapıyorum. Bu ilk yuvam. 3 zincir bir şekilde sıradaki 1 2 3 zincir sıradaki ilmeğe yuvasına kapatıyorum. Sonuncu ilmeğimin içini arasına girip bu şekilde 4 tane yuva hazırladım. Şöyle arkadaşlar 2 zincirle dönüş yapıp hemen kesim işlemini ilk yuvada yapıyorum. 3 zincir hemen sıradaki yuvaya aynısı olduğu için hızlı bir şekilde yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok da güzel, hoş bir değişik bir yaprak oldu. Evet, sıradaki hemen yuvaya iki sık iğneyi, iki zincirimi sık iğne olarak kapatıp kesim işlemini yaptım kenarına. 3 zincir. kese kese arkadaşlar teke kadar düşürüyoruz bu şekilde dönüşlerde her dönüşlerde kesip bu şekilde bir tane yuva bıraktım yine iki zincirimi çektim arkadaşlar bu şekilde bakın ikincisini de bitirdik bir zincirimi de çekiyorum arkadaşlar bu şekilde şimdi bu ortada yaptığımız ilmeğin mor kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle ortada ilmek bırakmıştık. ikinci yuvaya yapmıştık şöyle bunun. Üç katı uzunluğunda. İlmeğimin arasına bu şekilde girip sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve 5 zincir arkadaşlar? Sık iğnemin arasına. Sık iğneyi fazla sıktırmazsanız rahat bir şekilde bu şekilde girer. İl İlk kirpiğimi yaparım, yaptım arkadaşlar. Yanına hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Yine 5 zincir. Bakın arkadaş bu sefer üstüne değil iki sık iğnenin arasına girip bu şekilde kirpiğimi kapattım. Şimdi tekrar yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Yuvaya yaptığım sık iğnelerimin arasına kirpik yapıyorum. 5 zincir 5 zincirimi bu şekilde arkadaşlar şöyle rahat görmeniz için sıyırayım. Kameranın durup dururken bazen çözünürlüğü bozuluyor arkadaşlar. Ve yeşil yuvaya da bir tane sık iğne yapıp ondan sonra arkadaşlar üzerine bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Yeşil yuvaya sık iğne yapmadan arkadaşlar asla ipinizi koparmayın. Evet Şimdi arkadaşlar modelimiz bu şekilde tamamlandı. Bunu monteleme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, iki çiçeğimin arasına bu şekilde üç tane badem koyuyorum ve bademi bitirdikten sonra çiçeğimi montelemek için dört tane arkadaşlar bu şekilde tığ battı yaptım ikişer zincir çekerek ve modelimi alıyorum arkadaşlar. Bakın modelimin şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz tığ ile beraber de yapabilirsiniz. İsterseniz nasıl kolayınıza giderse. Bakın bu yeşil yuva var ya arkadaşlar. Bu yeşil yuvanın dibine. Şu şekilde daha net göstereyim. Bu yeşil yuvanın dibinden tığımı çıkardım. Ve burada bıraktığım ilmeğimi takıp bu ortasından geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ortasından geçirip şöyle bir sık iğne yapıyorum. Bakın bunu buraya monte ettim. Şimdi bir iki tane zincir çektim. İki zincirimi çektim. Buradaki arkadaşlar bakın tığ battım. Şu şekilde rahat göstereyim. Üç tane tığ battı yapacağım. Bir iki zincir bir iki zincir bu şekilde arkadaşlar 3 tane tığ battı yaptık. Bakın arka kısmında 3 tane tığ battı. Çiçeğimizin arkadaşlar bu şekilde monteleme işlemini yapıyoruz. Bunu ölçebilirsiniz arkadaşlar. Bu 2 olur, 4 olur. Bu tığ battı mesafesiyle de alakalı. Bakın yine aynı şekilde buradaki yaptığım yeşil yuvanın arkadaşlar dibinden tığıma tülbente takıldı arkadaşlar. Şu şekilde daha net göstereyim. Bakın arkadaşlar. Buradan yuvadan girdim. Ve ilmeğimi buradan çıkarıyorum arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Bakın. Bir. iki zincir. Tığ battı. İki zincir. Tığ battı, iki zincir, tığ battı, iki zincir, tığ battı. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın buradaki ilkinde bıraktığım tığ battıları bu tarafına da yapıyorum ve bu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar monte etmiş oldum. Bakın bu şekilde kenarlarında dörder tane bırakarak monteleme işlemimiz gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar buraya tığ battı mesafesini verdikten sonra şimdi badem işlemini yapacağız. Badem işlemini yapacağız. Şimdi 4 zinciri şey 4 tane tığ battıyı tam verdik ve bir defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip 1 2 2 Bu şekilde arkadaşlar 3 seferde aldığım bir tramsan. Trabzanımın içine kirpiğimin güzel durması için bir zincirle sık iğne yaptım ve 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Kirpik yaptım. 5 zincir yine kirpik yapıyorum. 5 zincir yine kirpik yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar. 5 zincirden 3 tane kirpiği yaptım trabzanımın içine geri dönüşümü yapıyorum 3 zincirle ilk kirpiğimi yaptım 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir bu şekilde arkadaşlar yuvaları yapıyoruz şimdi arkadaşlar bir zincir çektim döndüm düz yüzüne 3 kirpiğe 2 tane yuva yaptım buraya. Şu şekilde net gözüksün. 3 zincir yuvayı yaptım bakın arkadaşlar. Bir zincir çekip tekrar dönüp bu 3 zincirli yuvaya kapattım. Evet, ilk bademimizi yaptık bu şekilde arkadaşlar. Ve 8 tane zincir çekiyorum. Aslında bu badem vardı arkadaşlar. Aslına uygun olsun diye ben de badem yaptım. Siz istediğiniz ara suyu da verebilirsiniz. Bunlarla da arkadaşlar yapraklarla da bu badem takım oldu. O yüzden bozmak istemedim. Farklı bir ara suyu yapmadım yani. Bu şekilde 8 zincirimi de arkadaşlar 3. tığ vattıya kapattım. Şimdi arkadaşlar bir defa doluyup yine aynı şekilde 1, 2, 2 3 seferde aldığım minik bir trabzan yaptım buraya bir zincirimi çekip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir 5 zincirimi trabzanıma kapatıyorum 3 tane buraya bu şekilde kirpik yapıyorum 5 zincir kapattım 2, 2 3 4 5 zincir kapattım bakın arkadaşlar 3 tane kirpiğim hazır. Şimdi ben bunu bademe çevireceğim. 3 zincirle dönüş yapıp ilk kirpiğimin arasından girip yukarı çıktım. 1 2 3 zincir kapattım. 3 zincir. Buraya kapattım. Bakın. 2 tane yuva oldu. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen dönüşümü yaptım. 1 2 3 zincir böyle minik minik bademlerimiz oldu. Hemen arkadaşlar şöyle ters yüzünden de sonuncu tek yuvamın içine girip sabitledim. 10 zincir. Pardon, 8 zincir arkadaşlar. Kapattım. 3. tığ battım. 1 2 3. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edecek. Ben 3 tane koydum model amaçlı olduğu için. Siz bu ara suyunu 3 olur 5 olur arkadaşlar. Ne kadar isterseniz o şekilde koyarsınız. Bakın arkadaşlar şu şekilde de modelim. Şöyle net bir göstereyim. Ara suyum. Ve sizler için daha önce hazırladım arkadaşlar. Bu da mor çiçeğim. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenir, hoşunuza gider. İlk önce bu motiflerini hazırlayıp sonra da monteleme işlemiyle gayet iğne yasından dediğim gibi hiçbir farkı olmayan bu modeliniz olur. Çeyizlerinize de muhakkak kızlarınızın çeyizlerine de tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel olacağını düşünüyorum. Şu küpeyi de arkadaşlar hani ben kamera karşısında daha sık yapamamışımdır. Sık sık zincirlerini çekerek güzel bir şekilde arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Evet yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.